Fatih mi, Atatürk mü? Bu soruyu sormamın nedeni MHP lideri Bahçeli'nin Fatih Sultan Mehmet ile Atatürk arasında sıkışıp kalmış olması. Son Ayasofya tartışmasında da bizzat Diyanet Başkanı Atatürk'e dolaylı lanet okuduğu halde Atatürk'e hakaret edilmediğini savunarak Fatih'ten yana tavır alması. Bahçeli Diyanet Başkanı'nın sözleri bağlamından koparıldı diyor. O kıvranıyor da kıvranıyor. Bağlamından koparıldı dediği söz neydi bakalım? Vakıf malı dokunulmazdır. Dokunan yanar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar. Bu cümledeki vakfedenin Fatih Sultan Mehmet olduğu nasıl aşikarsa, vakfedenin şartını çiğneyen de o kadar açık değil mi? O şartı çiğneyip Ayasofya'yı müze yapan kim? Çok net bir şekilde Atatürk. Yani Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e Fatih'in ağzını kullanarak lanet okuyor. Madem Bahçeli diyor ki bu sözler çarpıtıldı, o zaman vakfın şartını çiğneyip lanete uğrayanın ya da uğrayacak olanın kim olduğunu açıklasın da bilelim. Bahçeli de bal gibi biliyor o lafların Atatürk'e gittiğini. Ama dedim ya Fatih ile Atatürk arasında sıkıştı kaldı diye. Aklınca arayı bulmaya çalışıyor ama nafile. Niye? Bakınız MHP Osmanlıcı ve Atatürkçü bir parti ama eskiden tabanı o kadar da çok Atatürkçü değildi. Alparslan Türkeş'in Atatürkçülüğünü gerçekten tartışmam. Bahçeli'yi de biraz öyle. Ama buldukları taban daha çok Osmanlıcıydı. Şöyle ki 12 Eylül darbesi öncesi sağ-sol çatışmasının tırmandığı dönemler benim lise yıllarıma denk gelir. İlk kutuplaşma, ülkücülerin yakalarına Fatih rozeti, solcuların da yakalarına Atatürk rozeti takarak kendini belli etmeleriyle başladı. Muhafazakar ülkücüler çok eski geçmişe düşkündü, biz solcularsa gelecekteki yeni dünyaya düşkün olarak daha yakın geçmişe sıcaktık. Birimizin, yani aramızdan birinin, onların veya bizim Atatürk'ü sevmemesi veya Fatih'i sevmemesi mümkün değildi. Hepsi atalarımızdı ve saygı duyuyorduk. Ama her atamız kendi yaşadığı çağ için de değerlendirilmeliydi. Ve daha ileri ve çağdaş olandan feyiz almak daha doğrusuydu. Atatürk rozetine karşı Fatih rozetiyle restleşen ülkücüler daha sonra Atatürkçülerin dozunu iyice arttırdılar. Ulusalcı solla aynı seviyeye geldiler. Ama bunlar MHP'nin okumuş şehirli tabanıydı. Taşla tabandaysa Fatih ve Osmanlıcılık hala İslamcılığı ağır basan küçük bir kesiminde bazı AKP'liler gibi Atatürk alerjisi de göze çarpıyordu. Hani Fatih, Osmanlıcılık ama Atatürk'e de alerji. Taşladı buydu MHP. İşte Bahçeli de bu yüzden Fatih ile AKP arasında sıkışıp kalıyor. Nispeten daha Atatürkçü ve laik, okumuş kentli MHP tabanını başta İyi Parti sağa sola kaptırıp AKP seçmenine daha yakın Taşralı MHP tabanına kaldığından Ayasofya tartışmasında ağırlığı Fatih'ten yana koyarken bile bile Atatürk'ü hafiften Fatih'e karşı satmış olmanın acısıyla kıvranıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın o laneti Atatürk'e gitmez diye kıvranıyor. Belki de iyi niyetle Cumhur İttifakı'ndaki Atatürk alerjisini dengelemeye çalışıyor. Kendi adıma Fatih Sultan Mehmet benim de gurur duyduğum bir atam. Ve onu yaşadığı çağ içinde değerlendirmek gerekiyor. Ve Bahçeli başta tüm ülkücüleri ve merkez sağda Fatih yerine Atatürk'ü en öne koymaya çağırıyorum. Niye mi? 8 aylık kardeşini, ileride bana 8 aylık kardeşini, İleride bana rakip olmasın diye boğduran Fatih mi daha örnek alınmasıdır yoksa Atatürk mü? Sayısız eşi ve cariyesi olan Fatih mi örnek alınmasıdır, Atatürk mü? Boyuna Menderes Menderes der durur bizimkiler. İyi de kendi sadrazamımız Çandarlı'yı idam ettiren Fatih mi örnek alınmasıdır, Atatürk mü? İlime, bilime, sanata çok düşkündü Fatih derler de devri zamanda matbaa icat olunduğunda Osmanlı'ya getirtmeyip Batının, bilginin yaygınlaşmasını sağlayarak gerisinde olduğu Osmanlı'yı ileriki yüzyıllarda sollamasının önünü açan Fatih mi örnek alınmasıdır? Yoksa dil devrimini yaparak bilimin geliştiği dış dünya ile aramızda dil bağlantısı kuran Atatürk mü? Babasının İtalyan ressam Bellini'ye yaptırdığı yağlı boya tablosunu ve Topkapı Sarayı'na yaptırdığı freskleri ölümünden sonra günah diye söktüren gerici ikinci Bayezid gibi bir oğlan yetiştiren Fatih mi örnek alınmasıdır? Yepyeni çağdaş nesillerin yetişmesinin önünü açan Atatürk mü? Hadi daha da yakına gelelim. İstanbul'un fethinde tüm Bizans'ın 2 hafta yağmalanmasına ve kadınlarının tecavüz edilmesine izin verirken Ayasofya'yı cami yaparak orada namaz kılarak ahirete sevap kazandığını düşünen Fatih mi örnek alınmasıdır? Hristiyan kültüne ait Ayasofya'yı camiden müzeye çevirerek yurtta ve cihanda barış şiesi yapan Atatürk. Orta çağdaki kılıç hakkı diye yapılan yağmalar mı örnek alınmasıdır? Dünya barışını savunan Atatürk mü? Sayın Bahçeli, sanmayın ki Fatih'i aşağılıyorum. Asla. Zamanın ruhu diye bir şey var. Ve atamız Fatih'i de yaptıklarını da o dönem içinde değerlendirmek gerekiyor. Ama zamanımızın ruhu Fatih'in tarzına pek uygun değil. Aksine Atatürk'ün tarzına uygun.
Bu yüzden Fatih'in vasiyeti değil, Atatürk'ün vasiyeti zamanın ruhuna çok ama çok daha fazla uygun. Belki çok çok ileride benim Fatih için söylediğimi Atatürk için söyleyenler de çıkacaktır. Kuşkusuz haklı oldukları çok şey olacak. Ama onların da Atatürk'ü zamanın ruhu içinde değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü zamanın ruhu işleyen saat gibi hep ileri gider. Tarihi geri döndüremezsiniz. Sayın Bahçeli, Fatih ile Atatürk arasında sıkışmanızı anlıyorum. Ama bu sıkışmada tercihinizi Atatürk'ün vasiyetinden yana koymalıydınız. Hem Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı çıkıp Fatih zamanında işler öyleydi, kılıç hakkı vardı, şuydu buydu ama Atatürk'ün yaptığı zamanın ruhuna daha uygundu demeliydiniz. Hem de 3 oy uğruna Diyanet İşleri Başkanı'nın ahlaksızca laf dokundurmasını savunma gafletine düşmemeliydiniz. Açıklayın Sayın Bahçeli. Atatürk'ün vasiyeti mi, Fatih'in vasiyeti mi daha doğru? Atatürk Ayasofya'yı müze yapmakta hatalıydı diyorsanız da onu deyin. Atatürk'ü açıkça çiğneyin. Yakanıza Fatih rozetini takın. Ben hala lise yıllarındaki gibi Fatih'e karşı Atatürk rozetini takıyor olacağım.